efendim, Yavuz senin nişanlın. Evet, 20 gün sonra da düğünümüz var. 20 gün sonra evet. Düğün var. Anam! Büyük bir düğün yapıyorsunuz. Evet. Yapmayın, çok masraf. Yapıyoruz vallahi, artık işten geçti. Her şey tutuldu. Kaç kişi gelecek? Yani şöyle bir 700 kişi falan. Kaç? 700 kişi falan. Kaç? 700 kişilik falan. 700, bildiğimiz 700. Salon yani o kadar. Yani 600-700. Kalabalık, onun ailesi de çok kalabalık. Benim o kadar kalabalık değil gerçi. Onun ailesi kalabalık. 700 kişi. Tabii daha altında da gelebilir yani, bilemiyoruz ama bizim tahminimiz bu. Peki, nasıl tanıştınız? Lisede. Nasıl oldu? Sınıf arkadaşımdı kendisi. Güzel. Ben farklı bir okuldan, Yavuzların olduğu okula nakil gittim. İlk günü, yok ikinci ya da üçüncü gün olması gerekiyor ama Yavuz çok şey bir öğrenciydi böyle. Hiç mesela çanta getirdiğini bilmem okula, yani elini kolunu sallayarak gelir giderdi. Ben de şeyde, duvar kenarında ikinci sırada oturuyordum ve bugün hala onun baştan aşağı üzerine ne olduğunu bilirim ama o bilmez. Sınıfa girdi, içimden şöyle dedim, ay ne kadar yakışıklı bir çocuk, inşallah bizim sınıftadır dedim. İki dakika yok, girdi, sonra çıktı, üzüldüm bir. Sonra ilerleyen günlerde baktım ki aynı sınıftayız. Ama şey bir çocuk böyle, hani çok fazla kızlarla konuşuyor, birden fazla sevgilisi oluyor. İşte kızlar sınıfa gelip Yavuz'u soruyorlar, bulamayınca gidiyorlar falan. Ya böyle yani hani hiç o göze bakmadım böyle bir 7-8 ay falan. Yani bugünkü beylerin geçmişi hem güzel. Fırtınalı. Güzel. Bugünkü beylerin geçmişini gördüğümüz kadarıyla hepsi son derece ya hatta biz bir gün sınıfta en arka sırada oturuyoruz. Ben arkadaşım ya, Yavuz'un böyle şey omzuna elimi attım. Sevgilisi baktı kapıdan, dedi ki Yavuz çabuk indir kolunu. Korktu. Ondan korktu. Kız gördü abi, ne yapsaydım, ne deseydim orada yani. Haklısın Yavuz. Haklısın. Sonra nasıl oldu peki? Sonra nasıl oldu? Yani biz böyle normal, stabil bir şekilde sınıftayız, arkadaşız. Hiç yani o bir iki kez bana yazdı. Ama yani böyle hani ödevin var mı? Ben bugün dersi dinlemedim de falan. Çocuğuz daha, 14 yaşında falanız. 14 yaşında ama 1000 tane manita var. Var, evet. Ondan sonra işte bir gün... Ben çok yakın bir arkadaşıma böyle derste çok konuştuğum için sınıf öğretmenim beni geldi tam Yavuz'un önüne koydu. Orada çok kaynaştık ve şakalar falan, arkadan saçımı çekiyor falan. Orada kaynaştık yani. Sevimsiz şakalar değil mi? Şey yapıyor böyle, sıranın arasında saçımı sıkıştırıyor, tam zil çalıyor, kalkıyorum küt, saçım arkada kalıyor falan. İlker Bey ilk insandan beri öyle, böyle şakalar saç çektiğimi bizimdir. Böyle yani bu şekilde başladı hikaye. Sempatik. Çok, çok sempatik. Hatta şey oldu bir gün böyle, hatta şu arkadaşımız da orada, onunla birlikte... Kim o? O. Bana yazı yazdı. Ümit. Çok, çok teşekkür ediyorum. O dediğin için el kaldırır mısın? Kim? Ha sen. Ümit. Tamam. Onunla, kim o? Onda onun arka sırada oturuyordu. Bir ikisi çok yakın arkadaşlar zaten. Bana bir gün böyle şey yaptı. Öne kağıt uzattı, çıkışta bekle, bir şey konuşacağız. Ondan sonra işte benim de servisim var. Servisi aradım, ikna ettim. Ben eve dedim, babam gelip alacak falan. Yavuz'u babam gibi konuşturdum. Ay babam bunları izleyecek bu arada. Neyse. Şey, ondan sonra işte ben sınıfta kaldım. Yavuz baban gibi mi konuştu? Evet. Alo. Ben Merve'nin babasıyım. Ya tam o Yavuz mu konuştu, Ümit mi konuştu hatırlamıyorum. Ama ikisinden birisi konuştu. Çünkü yani bayağı uzun süreli Ümit. Ben Yavuz sınıfta kaldık. Tam neyse konuş hadi, Yavuz konuşmuyor. Sonra bunların ikisi beni tuttular, ayakkabımı çıkarttılar. Yavuz çöpün oraya gitti, ayakkabımı sarkıtıyor. Sevdiğini söyle. Ben sor abi. Abi beni buradan al. İlk kim sevdiğini söylemiş, ben söylemedim. Çok romantik. Yani bayağı çok bir... romantik. Dinleme be oğlum, söyle. Ondan sonra bayağı bir yarım saat falan uğraştım. En sonunda söyledim. Tamam dedim ya, hani hoşlanıyorum falan. Hiçbir şey olmamış gibi çıktık gittik oradan. Ertesi gün de suratıma bakmadı. Ben de onun suratına bakmadım. Bir ay falan utandı ama çok utandı. Ben de utandım. Evet, birinin ayakkabısını çıkar. Utanman lazım yani. Kadar saçma bir şey olabilir mi ya? Bir ay falan bu şekilde ilerledi. Sonra yaz tatilinde sevgili olduk. Nasıl oldunuz? Nasıl olduk? Yavuz ben de bir kıyafetini unutmuştu galiba. O gün gene Ümit'le Oğuzhan, Oğuzhan da burada. Benden gelip kıyafeti aldılar. O günün akşamına da Yavuz bana ilginç bir şekilde mesaj attı. Facebook'tan. Konuştuk, sevgili olduk ama çok kısa sürdü. Ayrıldık çünkü çok aşırı kıskançtı. İnanılmaz derecede yani. Sonra tekrar barıştık falan derken bugünlere geldik işte.
Ya peki bir... romantik bir evlenme teklifi aldın mı? Aldım. Heh, onu anlat. Ayakkabını çöpe atıyor. Sen nereden kız falan gibi. Evet. Ya, romantik ne sürprizler yaptım işte, abi anlatsın. Oldu. İstememden sonra sözüm olacak ama sözden önce çekim yaptık biz. Fotoğrafçımız tanıdığımız bir abimizdi. O şekilde ayarladık ve o günü bize ayırdı. Sonra işte ben hazırlandım, giyindim, mekana gideceğiz. Mekanda Üsküdar'da şey böyle terk edilmiş bir yetimhane. Zaten şu an orada sıkça fotoğraf çekim vesaire yapılıyor. Harabe böyle, harabe bir yer. Ondan sonra işte... Niye harabede fotoğraf çektiriyorsunuz? Valla ona işte... Ya doğal bir ortam olması için. Abi karar verdi. Aynen. O şekilde. Çünkü biz o zamana kadar çok çekim yaptık. İşte sahile çekim yaptık, birçok çekim yaptık. Mekan kalmadı. Ondan sonra işte... Biz her yerde fotoğraf çekiliyoruz abi. Nasıl çekim yapıyorsunuz? Yani fotoğraf efendim? Çekimleri yapıyorsunuz. Evet fotoğraf çekimleri. Evet, biz fotoğraf çekimleri çok seviyoruz evet. Profesyonel çekimler çok fazlasıyla yaptığımız için mekan kalmadı artık yani. Her şeyi yaptık. Kilios'ta atlarla bile çekim yaptık yani. Her şeyi yaptığımız için bu sefer de harabe olsun dedik yani. İşte harabe mekana gittik. Ama artık yani beklemiyorum çünkü doğum günümde yapmadı teklif. İşte yıl dönümümüzde yapmadı. Yıl dönümümüzde doğum günün arasında 2-3 gün var. Yani artık sözleneceğiz. 2 gün sonra sözüm var. Çekimini yapıyoruz. Giyindim işte mekana geldik. Birkaç kez böyle altında birkaç fotoğraf çekildik. Yukarı çıktık. Yukarı çıktığımdan zaten itibaren o harabe mekan temizlenmiş. Bir organizasyon tutulmuş. Mumlar falan merdivenlerde. Camları yok zaten. Beyaz tüller falan. Yapılmış. Halı falan serilmiş işte. Sonra bizim fotoğraflarımız sarkıtılmış falan. Şaşırdım. Müzik falan çalmaya başladı. Sonra sisler. Hangi müzik? Hatırlamıyorum. Ya öf! Bunlar atlanır mı? Çok heyecanlıydım. Sonra işte şu an burada olan bütün arkadaşlarımız oradaydı. İşte zaten duygulandım ve hiçbir şey hatırlayamadım. Orada da zaten şey konfetinin dumanı boğazıma kaçtı. Aynen öyle oldum ama çaktırmaya çalışmadım. Sonra işte arkadaşlarımız falan böyle çıktılar. Evet evet falan diye bu şekilde oldu yani. Güzel. Yani benim için kıskanç güzel. Mısın? Ya şöyle yerine göre. Yavuz kadar değilim. Yavuz, ben ve o. Az önce o dediğin için. Karavan kampına gidebilir miyiz? Yani. Gideriz ya. Bilemedim şu an. Gidelim yani lütfen. Gidip orada lisedeki günlerimizi hatırlayıp saçma sapan şakalar yapacağız. Birbirimize. Zaten yani Yavuz her gün onlarla takılıyor. Gece 12'ye 1'e kadar hatta 2'ye kadar falan. Takılsın yani evlenmeden giderseniz sıkıntı yok. Merve arabayı ne yapacaksınız? Ben kullanırım. Ben kazanayım. Yavuz'un konu hiçbir dahili olmayacak mı? Ya olur da eve kadar getirir. Buradan alıp kazanırsak eve kadar getirir. Peki. Ben kullanacağım. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. İnşallah siz kazanırsınız. Zaten finaldesiniz. Ben İnşallah. Sizi tutuyorum. Ne yaparsın aşkım? Aslansın, kaplansın, yaparsın aşkım.